Şerefsizlere bak, ben bir tane almak lazım, şerefsizim var ya. CNN fuarı. Abi şimdi değil. Şuraya bakın arkadaşlar ya, harika bir şeyler ya. Döner mekanizma ya. Döner mekanizma ya. Al arkadaşlar. Al. Al elinde çık şimdi. Orada bir şey kalacak. Orada sürekli bunlar değil. Sürekli bunlar var. Bu eski bir prodüsör. Düz geliyor, patlatıyor, geri alıyor. Boşaltıyor tekrar. O yüzden. Ben de şahmet. Bu patlatsa da 11. Bu ne işte? Oğlum kullanmayı da bilmiyorsun lan. Hadi hadi takla bura. Mermiyi aldı işte, basacağım tetiğe. Bunun şarjörü nasıl boşalıyor? Geri aldı. Avrupa yakası, Atatürk Havalimanı yanında. Toprağım, 60 bin kişi takip ediyor. Ne kadar diyorlar bunların fiyatları? 1500 ile 1700 arasında bayi fiyatları değişiyor. 1500-1700 lira arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz silahlar. Neresi burası abi? Barak mı? Bora Barak, evet. Bora Barak arkadaşlar. Marka. Kaç numara atmış oluyor bu? 36. 36. Grupları da var yani. 20-12 grupları da varmış arkadaşlar. 12 de iyi ama 12 kalır. Kalır, büyük ağır olur ama 20 iyi. Biraz alır ama olsun. Arkadaşlar kısaya bak dedim. Başka ne var? Bir cihaz bize tanıtacak. Yok mu bir şey? Bakmak istersen bak abi. Yok abi, canlı yayın yapıyorum. 60 bin kişiye tanıtıyorum. Arkadaşlar bizim klasik av tüfeğimiz. Klasik tarzdakiler. Bu da M16 gibi yapmışlar ama. Değil. Babam bu. Olay bu. Canımsın. Selamünaleyküm. Var mı? Sağ ol. Yiğidim. Canısın. Sağ ol. Şu M16 olan gibi nasıl? Kaça bunlar? Fiyat olarak mı efendim? Evet. 1650-1750 segmentinde değişiyor. Hep bayiden aynı galiba. Ya standart zaten. Şeyle alakalı bir şey yok. Hani sadece bir, model bir genel kompakt. Ya baktığınız zaman bu üründe burada gördüğünüz ürünün hiçbir farkı yok.
sadece biz kullanıcılar yani Akıncılar Taktikal grubu olarak öyle söyleyelim. Genelde ürünleri daha modifiye etmek adına modifikasyon anlamında daha güzel yani nasıl diyeyim red dot koyma, laser pointer koyma, işte el feneri koyma adına yerler. Genelde metalleri tercih ediyoruz. Ama hafiflik daha böyle daha tatlı olsun, daha güzel olsun diyorsanız plastik olan polimer sistemleri tavsiye ederim size 20 kalibre anlamında. Ama gövdeler, namlular vesaireler hepsi birebirdir. Sıkıntı yoktur. Sadece Şahıs Aytekin Savaş bugün bu gömleği giyerim, yarın farklı bir gömleği giydiğimde ne olur? Yani bu da şekil değişikliği, giysi değişikliği. Ama iç kalite, namlu kaliteleri vesairelerinde hiçbir değişkenlik yoktur. Hepsi standarttır efendim. Arkadaşlar, müşteri temsilcimiz arkadaşımız. Teşekkürler. Kastamonu Vatan Savcısı, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Eyvallah. Arkadaşlar, silahlara bakın ya. Erol Özcan, bana vermiyorlar, tehlikelisin diye elime silah vermiyorlar. Toprağım az bir bakabilir miyim? Toprağım. $1600-1750 arası değişiyor. 1.5'tan başlıyor fiyatlar. O bozuk atıyor galiba. Bozuk mı atıyor lan? Onun kafaya baksana. Bunlar ne atmış oluyor? Buyurun. Bunlar ne kullanıyor? Av tüfeği. Nerede? Evet, av tüfeği. Ağızlar çok kalın da o yüzden. Nasıl? Çok kalın ağızları ya o yüzden. Bu 12 kalibre şu ağzına aldanmayın bu namlu giydirmesi. Hani namlunun normal... Şu genişliğe bakın arkadaşlar. Biraz sert. Bizim bildiğimiz 12 daha iyi. Normal 12 kalibre, bildiğiniz 12 kalibre. Tek kuşlu. Şey daha kalibre. Kaçlı bu? Bu 5+. 5+1. Ama bunlar yurt dışı. Bunlar 37 santim olduğu için yurt dışı üretimi. Burada hesap düşüyor. Yerli de şu alttaki uzun namlu olan. Namlu boyu aynı fakat bu dediğim için görsel olarak namlu giydirmesini yapıp daha güzel bir şıklık katmak için koydular. Ki gayet de güzel oldu. Tut sana bakayım. Tut beni göster. Gel.